Birbirlerine Sorduk programımıza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program konuğumuz diyetisyen Sinem Göçgüzel. Kendisiyle Kurban Bayramı'nda nasıl besleneceğimize dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Sinem Hanım, nasılsınız? Hoş buldum, iyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah, sizleri gördük, daha iyi olduk. Sinem Hanım, size genel olarak bütün hepimizin problemi olan bir soruyu sormak istiyorum. Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Neler yemeliyiz, neler yememeliyiz? Yani Kurban Bayramı sünnetler, farzlar devreye girdiği zaman zaten koyunlar, danalar kesiliyor. Herkes bir heyecanlı, coşkulu onu nasıl kavursak da yesek ya da işte nasıl pişirsek de yesek diye. Ama ben bundan yıllar önce bir şey kurmuştum, işte sağlığımızı bayrama kurban etmeyelim diye bir cümle kullanmıştım. Genelde böyle ani kalp krizleri, işte kolesterol yükseklikleri, tansiyon yüksekliği, sıcak aylara da denk geldiği zaman Kurban Bayramı'nda rastlanabiliyor. Ama tabii ki kronik bir hastalığı yoksa hani daha çok etlerin pişirilme yöntemini değiştirmek gerekiyor. Yani daha işte fırınlayarak ya da dinlendirerek tüketmek gerekiyor etleri, ama Kurban Bayramı'nda buzlukta önceden muhafaza ettiğimiz etleri pişirmek yerine tabii ki işte taze kesilmiş etleri pişirmeyi tercih ediyoruz. İlla onu yemek istiyorum denirse tabii ki makul ölçüdeki porsiyonlarda tüketim yapmak gerekiyor. Bir de kahvaltı olarak değil. Yani çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim ama burada biliyoruz ki bazı insanlar hatta kurbanla başlıyor kahvaltıya. Kahvaltıda kurban etiyle başlamayı tercih ediyorlar. Onların durumuna ne diyebiliriz acaba? Evet. Ya işte zaten en risklisi oluyor. Çünkü daha ölüm sertliği dediğimiz kurban kesilmiş daha ölüm sertliği var. Normalde etin sindirimi 3 saat, yeni kesilmiş etin sindirimi 5, 6, hatta kimi bünyeye göre 7'ye bile çıkabilir. O yüzden bu da zaten mideye, işte iç organlara çok büyük eziyet vereceğinden hani aslında sünneti yaparken birazcık da vücuda zarar verdiğimiz için sanki günaha mı gireriz diye düşünmekte fayda var. Ama diyorum hani kahvaltı olarak, ilk öğün olarak değil de kahvaltıdan sonra hani öğlen ya da akşam yemeği olarak tüketmek çok daha iyi. İşte güne böyle hafif bir kahvaltı, yani en azından böyle bir yumurta, peynir, zeytin, hatta karpuz bile olabilir. Normalde karpuzla kahvaltıda karşıyız ama hani hadi ona bile razıyız kavurmadansa. Onu tüketip akşamda böyle daha İşte az yağlı, daha güzel yöntemlerle pişmiş bir şekilde tüketim yaparlarsa iyi olur. Bir de kurban tüketiminden sonra, yani o kurbanlık etin tüketiminden sonra böyle bazı bitki çaylarına danışabilirler. Mesela kimyonlu su tüketmek hazmı kolaylaştırabilir. Ya da işte tansiyonu yükselen birinin işte yemekten 1-1,5 saat sonra sade maden suyuna limon sıkıp çok 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 az, böyle bir çay kaşığının ucu kadar karbonat katması o etin sindirimi bir tık daha kolaylaştırabilir. Ama bir tane vücudumuz var. Bir sürü Kurban Bayramı görmek açısından daha dikkatli böyle tüketmek, tüketimde bulmak daha iyi olur. Peki tatlıyı nereye koyabiliriz bu tabloda? Evet, adı Kurban Bayramı olunca hani şeker, tatlı falan hep ikinci plana attım ama doğru, bir de öyle bir şeyimiz var. Zaten yani bayram şekeri tüketimi işte ziyaretlerde olabildiğince az tutulmalı. Günde de bir porsiyon tatlı, hani baklava tarzı, kadayıf tarzı, çok şerbetli olmayan tatlıları kronik hastalığı olmayanlar bayramın bir günü bence tercih etsinler. Hiçbir zaman böyle bir şeyimiz işte yemeyelim, etmeyelim diye değil de nefsi köreltelim düşüncesinde. Tabii ki işte bu birazcık klasik diyetisyen yorumunun dışında bir yorum oluyor. Hani işte nefsi köreltelim diye, ama kronik, dediğim gibi altını çizerek söylüyorum, kronik hastalığı olanlar için söylemiyorum. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, sadece hani böyle
kilo problemi olan danışanlar için söylüyorum bunu. Yoksa tabii ki sağlıklı olanın şerbetli tatlı yememek olduğu ya da işte kavurma delide, buharda pişirme eti olduğunu çoğu kişi biliyor. Uygulama konusunda, pratik konusunda bazen hataya düşebiliyoruz. O yüzden sağlığımızın kıymetini bilmek açısından herkesin bir ince çizgisi olmalı diye düşünüyorum. Sinem Hanım, şimdi pratikte bu söylediklerinizin çok fazla uygulanmayacağını hepimiz de biliyoruz maalesef. Aynen. Şimdi samimiyetimize inanarak, güvenerek sormak istiyorum. Kurban Bayramı'nda maalesef sınırları aşıyoruz. Sınırları aşan vatandaşlarımız için bize ufak birkaç tüyo verebilir misiniz? Mesela kurban etini fazlasıyla reelde olduğu gibi tükettik, evet, ve bir hazımsızlık yaşıyoruz. Evet. İşte kolesterolümüz var, ne bileyim işte tansiyonumuz var. O hazımsızlığı giderebilmek için bize birkaç tüyo verebilir misiniz? Evet. Yani kolesterolü ve kalp problemi olan kişilerin yediğini düşününce bana bir sıkıntı çöktü. Ama öyle bir şey oldu diyelim. İnşallah daha kötü hani bir şeye sebep olmaz tabii ki. Sadece böyle bir rahatsız ettiyse en azından mideyi dinlendirip böyle birazcık daha işte tansiyon, şeker yerine yani normal düzeye inene kadar böyle daha minnoş beslenmek. Yani işte kahvaltı mesela ekmeği terk etmek. Daha böyle işte peyniri tuzsuz tercih edip salatamsı bir kahvaltıyla güne başlayıp öğlen işte böyle maydanozlu naneli bir detoks suyuyla bu da çok gerçekçi gelmiyor gerçekten ama işte yapılması gereken şeyler bazen her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Bunun da bir bedeli var. Akşam yemeğinde de böyle çorba, sebze, zeytinyağı, sebze yemekleri tüketsin. Bayramdan sonra bir iki gün bunu yapsak belki tolere ederiz o durumu. Diyorsunuz ki kimse bir sihirli değnek değmiş gibi tamamen normale dönemez. Tıklı olsa. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Ben herkese şimdiden ederim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramdır. Hayırlı ve sağlıklı bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İnşallah bayramınız mübarek olsun şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim.